Evet sevgili dostlar sponsorlarımız golver.com'un ve Kayseri Özelüme Hastanesi'nin sizlere selamlarını ilettiği videomuzda karşınızdayım. Yeni intro nasıl? Hoşunuza gitti mi? Sevgili Evren'e buradan selamlar olsun. Evren Evren'e çok güzel mesajını gönderdi. Altınordu Başkanı Özkan Ali Koç'a ziyaret. Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Şimdi bir dizi temasta bulunmuş Altınordu Başkanı ve Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı. Aynı zamanda Fenerbahçe Başkanı olan Ali Koç'ta görüşmüş arkadaşlar. Futbolun sorunlarını vesaire konuşmuş. Ee, Ali Koç'ta üstünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve Altınordu isminin bulunduğu özel forma hediye ederken Özkan da özel Artemis Altınordu heykelcini Ali Koç'a takdim etmiş. Şimdi her iki takımda Türk futbolunun parlayan yüzü ve gençleri Türk futboluna kazandırma organizasyonu gibi bir misyon yüklemiş durumdalar. Bu açıdan baktığınız zaman da arkadaşlar iki başkanın istişare içinde olması, iki kulübün iletişim içinde, dayanışma içinde olması beni son derece keyiflendirdi. Belki de belli olmaz arkadaşlar. Çağlar söyünce için hayırlı olsuna da gelmiş olabilir. Hani biz yetiştirdik, biz ettik ama siz de aldınız hayırlı olsun falan da demiş olabilir. <laughs> Gerçi e, çağlar için iptal diyenler de varmış. Ya insanlar şunu söyleyeyim. Bu yanılgıya ben de çok düştüm. Her duyduğumu duyum olarak aktardım. Her duyduğumu. Şimdi çağlar iptal gelmiyor desem ben bu videonun başına koysam millet gelir buraya direkt küfür etmeye başlar. Hangi geliyordu şöyle böyle falan ya bizim kaynaklarımız da çok çeşitli arkadaşlar. Bakın belki eğer ben her kaynağımı ciddi alsam 200 tane kaynağım olur. 200 tane. Benim yurt içi kaynağım belli. Yurt dışı kaynağım belli. Yani yurt içinde birkaç tane daha ek sürpriz kaynaklarım var. Görüşemediğim isimler var. Zaten süreç şu diyenler var. Sürecin başında şu 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 başka hiç kimse yok deyip kenara çekilen kaynaklarım da var o yüzden ben rahatım. Hani Allah'a çok şükür şu gelecek deyip de yanıldığım olmadı. şu gelecek deyip de yanıldığım şimdilik var gibi. Niye? E, beklemedeyiz arkadaşlar. Ben de sizler gibi beklemedeyim. Emre Belezoğlu'ndan transfer açıklaması Fenerbahçe ile görüştük. Transfer için görüştük. Ankara Teknik Direktörü Emre Belezoğlu hem Türk hem yabancı oyuncu alacağız. İnceleyip sık dokuyacağız. Hem Mert Hakan hem Lincoln iyi oyuncular istişarelerimiz oldu diyor. Yani hem Mert Hakan hem Lincoln istişarelerimiz oldu dediğin anda iş biter. Valla birçok şey var. Baruk Başkan'ı yalnız bırakmayacağım. Şöyle böyle falan. Hani ben o cümlelere girmeyeceğim. Ben Fenerbahçe kısmındayım arkadaşlar. Ben Fenerbahçe'yi konuştuğum için diğerini internetten bulabilirsiniz. Mert Hakan Yandaş ve Lincoln ile ilgili bir soru geliyor arkadaşlar. Hem Mert Hakan hem de Lincoln iyi oyuncular. İstişarelerimiz oldu. Oyuncuların istemesi önemli. Şu an ne olum ne olumsuz bir şey söyleyemem diyor. Şimdi ben burada size söyleyebilirim arkadaşlar. Mert Hakan Yandaş'ı gönderirsen hangi türkü oynatacaksın? Hocam ben Mert Hakan'ı beğenmiyorum. Şöyle olsun, böyle olsun diyen arkadaşlarımız var. Bak Lincoln için ben burada dil döktüm. Anlattım. Dedim ki bak arkadaşlar şöyleyken şöyle, böyleyken böyle. <laughs> yani e, şimdi de diyorsunuz ki ya hocam şu gelsin, bu gitsin. Mesela dünyanın en iyi forvetlerinden bir tanesi. Yaşayan en iyi forvetlerinden biri Benzema. Bugün Benzema Fenerbahçe'ye karım tokluğuna geliyorum. Ben maaş bile istemiyorum dese şu an gelemez arkadaşlar. Bak şu an gelemez. Çünkü 14 yabancı hakkım var. 18 yabancıdasın. Anlatabiliyor muyum? 14'ün 13'e düştüğü anda gelebilir. Hayırını oynayacaksan. Fakat bu sefer de Ceko oynuyordu. Batu oynuyordu. Ben oynadım oynamadım. Sorunsal olacak. Yani bir şeylere de dengede tutmak lazım. Markus Kistol Fenerbahçe için kolay maç maç kolay olmayacak demiş Samsun Spor Teknik Direktörü. Markus Kistol Fenerbahçe maç öncesinde zehirli oku atmış. Kalesinde 7 golü şimdiden görmüş. Tebrik ederim. Yani bu cümleler tahrik edici cümleler. Tebrik ederim. Yok yani klasikteki ne bileyim Fenerbahçe iyi kadro. Işte piyasa değeri bizim şu kadar katımız falan da çekil kenara. Şimdi ben Röportajı Mustafa Hoca okuyorum arkadaşlar. Fenerbahçe maçına gir. Onlara karşı oynamanın zor olduğunu biliyoruz. Bizi öttürecekler. Onu da bu karşılaşmada çok akıllı ve zeki oynamamız lazım. Çünkü fark yiyeceğiz. Tabii ki zor olacak. Çok farklı yenileceğimiz bir maç olacaktır. Açıkçası göstermiş olduğumuz performanslar ötürü ötürü rakiplerin bizden çekinmesi bizleri memnun ediyor. İnşallah Fenerbahçe bizden çekinir diyor. Bizim için zor geçecek bir karşılaşma. Samsun Spor'un bu noktaya gelmesi zor oldu. Yapmamız gereken bugüne kadar ne yaptıysak aynı şekilde %100'ümüz vererek maça çıkmamız ve olabildiğince az fark yiyerek maçtan ayrılmamız. Onlar için de maçın kolay geçeceğini düşünmüyorum. Çünkü atabildikleri her golde taraftar neden bir fazlası olmadı diyecektir. Tabii ki zor bir durum. Ha, 35 yıl önceki kazanla ilgili konuşmuş. Ne yazık ki kulübün tarihinde olan bir olay. Ya ben şunu söyleyeyim. Samsun Spor'la Fenerbahçe'nin kader ortaklığı da burada. Birinin takım otobüsü kaza yapıyor. Birçok kişi vefat ediyor. Diğerininkinde de inanın birçok kişi vefat etseydi ülkede birçok kişi bayram ilan edecekti o günü. Yani Allah herkesin gönlüne göre versin. Olur mu? Ali, Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a teşekkür edelim. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Fenerbahçe TV'nin 20. Yıl kutlamalarında açıklamalarda bulunmuş. Şimdi Erol Bilecik, Burak Çağlan Kızılhan, Simla Türker Bayazıt, Can Gebetaş'ta Fenerbahçe TV'ye ve kulüp personeline katılmış konuşmaya. Önce ben şunu söyleyeyim. Biz Fenerbahçe'li olarak Aziz Yıldırım'a, Ali Koç'a, Ali Şen'e ya da diğer başkanlara Fenerbahçe'ye ne katlıysanız hepsi için teşekkür ediyorum. Ben kıymet bilen bir insanım arkadaşlar. Ben gittiği lokantada yemeği beğenip bir, bir zaman hani yemeği beğendiği zaman gidip şefe özellikle ayağına kadar gidip teşekkür eden bir adamım. Ben hayatta bunu Kendime bir felsefe edindim. Bunu yapmak çok hoşuma gidiyor. İnsanların yüzünde tebessüm uyandırmak aşırı hoşuma gidiyor. İnsanları mutlu etmek çok hoşuma giden bir olay. İyi de hocam para veriyorsun karşılığında. Belki 200 liralık çorbaya, işte şunu yemeğe 300 lira veriyorsun. Sen kazıklanıyorsun. Seni teşekkür etmemen gerekir. Kardeşim işletme alıyorsun benden bunu. Ben de bunu kabul ederek yemeğimi yiyorum. Hoşuma giden şeyi de belirtip insanların gününü neden güzelleştirmeyim? Ya da bir sonraki gününü neden güzelleştirmeyim? Allah aşkına beni birazcık seviyorsanız, birazcık önem veriyorsanız bunu bir yapsanıza. Eşiniz de olur, anneniz de olur, kardeşiniz de olur, çocuğunuz de olur. Yaptığı yemekle ilgili ya hoşunuza çok gitmese de bugün sadece benim hatırım için, sadece beni eğer azıcık değerli görüyorsanız aşırı bir teşekkür eder misiniz yapan kişiye? Ne bileyim ya ben çok güzel yapmışsın, bugün ayrı bir şey katmışsın, ya ne oldu hani elinden bir şey mi yaptın, sihirli cümleler mi kullandın, Lingardion Reviosa falan mı dedin, bu ne güzellik falan deyip bir mutlu eder misiniz? Sadece benim hatırım için arkadaşlar rica ediyorum. Ya bugün olur yarın olur aklınıza geldiği zaman olur. Aradaki farkı görün bana da teşekkür edeceksiniz. Ali Koç diyor ki Türkiye'nin ilk ve şu anda tek kulüp kanalının 20. yaşını kutluyoruz. Gecesini gündüzüne katan samimi duygular, müthiş çabalar vererek çalışan sizleri şahsım yönetim kurulum ve daha da önemlisi tüm camiamız ve taraftarımız adına canı gönülden kutluyorum. İnşallah taneci 10 yıllar, 20 yıllar yayın hayatına Fenerbahçe Spor Kulübü çatısı altına devam eder. Fenerbahçe'nin hikayesini, mücadelesini, mutluluğunu ve başarısını hep bu kanalda izledik. Bu kanalı kurduğu ve bu cesareti gösterdiği için başkanımız Sayın Aziz Yıldırım'a teşekkür ederim diyor. <laughs> bu da Ali Koç'un <laughs> Ay benim sesim niye böyle oluyor? Ali Koç'un ince bir düşüncesi. Dediğim gibi bak Fenerbahçe'ye kimin menfaati, kimin yararı? dokunduysa Allah razı olsun. Kim de Fenerbahçe'ye zarar verdiyse hı 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 hı. Şimdi Fenerbahçe menfaatleri demişken. Fenerbahçe'de 30 milyon euro masada. Arkadaşlar bu haber baştan sona zırvalık. Ben bu haberi çok okumak istemiyorum. Zaten ne demişler? Çok okuyanların kafası yanıyor. Bunlar bir komünistleşiyor. Çok okudular mıydı falan filan. Yok ben hayatım boyunca okumayı seven bir insan olarak asla komünistleşmedim. Ama şunu söyleyeyim. Hayatımın her alanında insanların eşit olması gerektiğini de savundum. Keşke insanlar eşit olsa, eşit işe, eşit ücret verilse. ücretler insanların verdiği emeğe göre ve yıllarca verdiği emeğe göre daha doğru bir şekilde değerlendirilse keşke diyenlerdenim. Şimdi Fenerbahçe'de haberin özeti şu. Batu Şuhayi 1, İsmail Yüksek 2, Ostervolde 3. Fenerbahçe'ye gelen teklifler, bonuslarla birlikte 30 milyon euroyu buldu. Son karar yönetim ve İsmail Kartal verecek demiş. Arkadaşlar Batu şu sözleşmesini uzatsalık. Uzatsak, uzattık, uzatacak, uzatmak üzere uzattık. Daha uzattık diyelim. Ben size bir şey söyleyeyim. Bak şu aynı sözleşmesini uzat. Euro 2020'de 24'te oynasın. Minimum 10 milyon euro. Yalan mı? Satsan. Yaşı da fena değil. Satmayıp kadroda tutsan. C bak şu ay. Bence güven veren bir forvet attı. onu da söyleyeyim. 10 cepte diyelim. İsmail Yüksek. İsmail Yüksek için Fenerbahçe 15 artı 3 istiyor. Yani eğer Lyon kabul ederse İsmail'i anında göndereceğiz. Ha. Yani. İsmail Yüksek satıldı satılmadı falan. Kesinlikle böyle bir cümle kurmadım ben. 15 artı 3 verdi. anda İsmail Yüksek Lyon'da. Hayırlı olsun. Bak bu dediğimi unutmayın. 15 artı 3. Onda oradan ekli 25. 25 artı 3. 28 diyelim. Jeydon Osterbol'de. Barış Yurdu Seven 20 milyon euro teklif geldi dedi. Ben demedim o dedi. 20 oradan 48 milyon euro. O zaman Fenerbahçe'de 45 diyelim hani artı 3 de şu an masada değil o opsiyon olduğu için. Fenerbahçe'de 45 milyon euro masada diyelim o zaman. Diyemeyiz. E, İsmail'in 20'si masadaymış. Şeyin e, Osterbolde'nin. İsmail'in de 15'i. Hadi 15-20 dedi. 15 diyelim. Yani şu an Batu şu Şuhay'a hariç futbolcu 30 milyon euro çıkabilir. Bakın teklif yağıyor Fenerbahçe'ye. Farkında mısınız? Bilmiyorum. 3 futbolcu için çeşitli teklifler var. Batshuayi birçok birkaç kulüple görüştü. Anlaşamadı. E, İsmail Yüksek. Arkadaşlar Fenerbahçe'nin İsmail Yüksek'e gelen teklife red diyor. Ancak bu haberi yanlış anlamışsınız. Çok yanlış anlamışsınız. Fenerbahçe Alman ekibi şu gelen teklifi reddetti. Sercan Hamzoğlu'nun haberindeki nüansı anlamamış arkadaşlar. Hocam diyor İsmail bizde kaldı. Hayır İsmail şu teklifi reddedildi. Bakın 1 milyon euro kiralama artı 11 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonuyla bir teklif yaptı. Yani totalde 12. Ve Fenerbahçe bu teklifi reddetti. Sadece peşin ücretle gelen teklifleri değerlendireceğini de söylemiş. Lyon'la görüşmeler devam ediyor. 29 maça çıktı. 1 gol 4 asist üretti. Şimdi ben bir şey söyleyeyim. İsmail Yüksek sattın. Parasının yarısını kullanabiliyorsun. Okey. Var mı sıkıntı? Yok. İsmail'i satıp parasının yarısı hatta onun da yarısına bir İsmail yüksek daha alsanız da. Harbi söylüyorum bak 24 yaşında bir futbolcum var. Bu arada 26 Ocak'ta 25 olacak. Bilginiz olsun 26 Ocak doğumlu. 1.83 boyunda. Türk milli takımının 12 kez sırtına geçirmiş formasını. Ne kadar iğrençtir, ne kadar pislik bir durumdur ki. Ümit milliye vesaire hiçbirine seçilmemiş. Bu pislik bir durum arkadaşlar. Bu Fenerbahçe düşmanlığının geldiği son noktalardan biri. İsmail Yüksek. Hiç mi yetenek yoktu bu çocukta? Hiç mi yoktu? Hiç mi yoktu da Ümit Milli'ye falan seçilmedi? Vardı. Neyse. Bakın arkadaşlar. 24 yaşında Türk. Yani sağda oynat, solda oynat, önde oynat, arkada oynat. Hepsinde kurala uyuyor. 6-8-10 oynayabiliyor. 2027'ye kadar sözleşmesi var. İsmail'in %10'u Gölcük Spor'a gidecek. Gölcük Spor bölgesel amatör bir takım. Eğer İsmail satılırsa Gölcük Spor halay çeker. O da ayrı bir mesele. Tamam 29 maç bir gol 4 asist ama 2142 dakika. Yani aşağı yukarı baktığın zaman arkadaşlar e, 2070 24 maç gibi bir şey ortaya çıkıyor. Bir gol 4 asist. Gayet de iyi bir ön libero'ya göre. Hani Bursa, Bursa Merinos Spor, Yeşil Bursa, Yıldırım Belediyesi, Jimnastik Spor, Bursa Yıldırım Spor çeşitli alt kategorilerde yükselmiş. Yani İsmail Yüksek için ben şunu söyleyeyim. Kaça satarsak satalım şu aşamada ah keşke diyeceğimiz bir performans. Bu bir. İkincisi kurun iş geldi. Herkes şu cümleyi kuruyor. Kurun iş geldi İsmail artık yedek. Hayır değil. Bu cümle çok yanlış bir cümle. Ya arkadaşlar bollukta senin için büyük bir avantaj var. Serdar Aziz sakatım diyor. Ulan bu geliyor. Öbürü geliyor. Çağlar konuşmaya başlandı. Serdar birden bire iyileşti. Anlatabiliyor muyum demek istediğimi? Bolluk senin için kar. İsmail 1. Crespo 2. Bartu 3. Kurniş 4. Fred 5. Mert Hakan 6. Şimanski 7. Öbür Zayt arkadaşı düşünmüyoruz. 7 orta sağın var senin. Hayır, tehlike anında Lincoln'e de da dahil edersin. 8 tane orta sağın var senin. Sesinizi çıkarmayın. Şunu da söyleyeyim bu İsmail yüzde 1 milyon euro 2024'te banko futbolculardan biri olacak. Allah sakatlıktan, sıkıntıdan, form düşüşünden, düşük grafikten korusun, kurtarsın futbolcumuzu. Böyle bir durumda İsmail. Yani İsmail yüksek yazın da piyasa yapabilir. 3 tane maça banko çıkacak. Belki 3 maç değil finale kadar giden bir yol olacak. Bunu kavraya kestirebilir misiniz arkadaşlar? Yani ben e, ta, milli takımın finale kadar gideceğini düşünmüyorum diyen var mı aramızda Bence yoktur. O yüzden İsmail konusunda bizim Dikkatli olmamız lazım. Dikkatli iş yapmamız lazım. Çünkü Dio'nun teklifi bu. Osterwald diyor, 10 milyon Eurobat şu ay 6 artı 2 10 milyon falan filan diyor haberde. Bakın Fenerbahçe devre arasında Göndermek istediği isimleri size söyledim. Tek tek söyledim. Bunun dışında astronomik olmadıkça futbolcu gönderilmeyecek. Nedir astronomik hocam? Mesela bize bir astronomik bir rakam söyle. Misal astronomik bir rakam söyleyeyim arkadaşlar. İsmail Yüksek 30 milyon euro. Bir daha 30'u bulamaz. Hemen satarsın. Erdekadoğlu 50 milyon euro. Bir daha 50'yi töbe bulamazsın. Mecbur satarsın. Bak mecbursun. Mecbursun satmaya. Yanlış anlama beni. Anlatabildim mi? Derdimi? Hocam o zaman bize şunu söyle. İsmail gidici mi kalıcı mı? 15 artı 3'e çıktıkları anda bizim sözümüz bu şekilde gider. Hocam İsmail giderse sence Bartu İsmail'in yerini doldurur mu? Arkadaşlar eğer Bartu İsmail'in yerini doldurursa zaten 12'ye de satarsın İsmail'i. Yani sonraki satıştan pay maddesi koyarsın. Gider orada oynar. Euro 2024'te oynar. Sonra bir satış daha gerçekleştirir. Sen orada aldığın üstünden yine para kazanırsın. Ama şu an eldekini tutmak daha mantıklı. Bana sorarsanız İsmail'i de Fred'i de Batşuay'ı da tutmak mantıklı. Hocam Fred ne alaka? Fenerbahçe'de Fred'e ülkesinden 3 talip. Brezilya yıldız Fred'e 3 talip birden çıktı diyor. İnternasyonel Palmeiras Vasco de Gama. 3 tane fukara takım. Geçiniz. 30 yaşındaki yıldız istiyor. 20 milyon euroya yakın piyasa değeri. Transfer ihtimali zor. Fred varsa Fenerbahçe galip. 20 maçın 20'sinde de sahada. Fenerbahçe 20 maçı da kazanıyor. 14 lig 20 maçın tamamında takım sahadan galip ayrılıyor. Ve Fred bu maçlarda toplam 6 asist yapmış. Oynamadığı 11 maçta 5 kez kayıp. 5 puan kaybı Fenerbahçe'de. Yani şimdi Fred için bir şey söyleyeceğim. Kaça satılabilir mesela sizce? Ben bir şey söyleyeyim mi size? Absürt gelecek. 60 milyon euro da verseler düşünmek lazım. Cidden düşünmek lazım. Yani cidden bunu çok çok iyi düşünmek lazım arkadaşlar. Şimdi biraz civcivli konulara girelim arkadaşlar. Ee, nereden girelim? Salim Manav, Kulüpler TFF'den Yeni yapılan yabancı oyuncu değişiklik talimatları ve yerli oyuncu talimatlarının yeniden düzenlenmesini talep edecek. Ben size ne dedim? Bak üstüne basa basa ısrarla söylüyorum. Bir tek ben söylüyorum. Bir tek ben eksen <laughs> Giresun Spor. Arkadaşlar 12 yabancı 14 Türk kuralı kulüpleri mahvedecek, batıracak, perişan edecek. Bunu revize edecekler. Görün bakın 14 yabancıya tekrar dönecek diyecekler ki 14 olsun, kadroda 12'si olsun. Ya da 14'ü de olsun kadroda 11 yabancı olsun. Ne olacak arkadaş? Ne kaybedeceğiz? Bırakın Türk futbolcular rahatça satalım diyecekler. Ben size bir şey söyleyeyim. İstemiyorlar. Fenerbahçe diyorlar. Lan İsmail var, Ferdi var. Oğlum bunlar İsmail, Ferdi 60'a, 70'e, 80'e satar. Biz kudururuz diyorlar. Kudursunlar. Bir de bir şey söyleyeceğim ya. Hani bugün Allah için ne yaptınız arkadaşlar? Harbi söylüyorum bunu. Bak niye biliyor musunuz? Eğer Galatasaray transfer yarışına girdiğinde Fenerbahçe yönetimi, eski Fenerbahçe yönetimi olsaydı hadi bir şey yarıştıralım deyip Tete'ye, Zaha'ya istedikleri o yüksek beblaları Endombili için 15 milyon euroyu verseydi arkadaşlar kadro bu şekil olacaktı Fenerbahçe kadrosu. Mecbur Zaitça talim. Mecbur Zaytsa talim. Altay kalede. Yani TT Zaha'dan süperstar olmalarını bekleyecektik özellikle hakemlerin bize karşı şu tutumunu da düşündüğünüz zaman. Yani Tete'yi, Zaha'yı, Endombili'yi alanın 7 cetine aralıksız 7 gün 24 saat Şimdi borsa İstanbul'da işlem gören 4 büyük kulübün 1 Haziran 30 Kasım 2023 dönemi faaliyet raporları açıklanmış. Yani 30 Kasım niye sezonu sezonun başına almamışlar? Ben de onu anlamadım. Yani Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım 6 aylık raporlar almışlar. O yüzden arkadaşlar Demek ki Aralık Haziran'ı baz alacaklar. Şimdi 6 aylık rapora göre Fenerbahçe 663 milyon TL kar. 663 milyon TL kar. Bir dakika ya. Fenerbahçe transfer markası. siz Arda'yı sattınız, onu sattınız, bunu sattınız. O yüzden para kazandınız, onu sattınız, bunu sattınız. Oğlum biz bismillah bir dur. Şimdi Fenerbahçe 56.30 milyon Euro'luk futbolcu sattı. Ancak 56.81 milyon Euro'luk da futbolcu aldı. Ona ne diyeceksin? O nasıl oluyor? Yani 56.30 almış 56.81. Ona rağmen Fenerbahçe nasıl kâra geçti? Bana bunu anlatabilir misiniz? İzah edebilir misiniz? Cengiz'e 15. Siz demiyor muydunuz? 15'lik kazık. Şimarski 9.75. Fred 9.74. beKo 8.31. Libakovic 6.65. Bak bunlar başı çekenler. Mert Müldür 2.80. Gustavo Yönügen'in 1.4'ü varmış. Onu vermişiz. Bartu 1.4. İrfan Can Eğribayat 1.2'ye bonservisi alındı. Omar Fahit 551.000 Euro'ya alındı. Kim bedava geldi? Kent 1. Ciku 2. Tadıç 3. Ceko 4. Edin Ceko. Bonucci 5. Umut Nair 6. Kurun iç kiralık şu anda parası ödenmedi. Bir nevi 7. Bakın bu kadar isim alındı Fenerbahçe'ye. Ve birçok ismi kiraya verildi. Yani Fenerbahçe futbolcu satışından dolayı böyle yaptı diyemezsiniz. Öyle bir dünya yok. Yani boş konuş, boş konuşuyorsun. Öyle bir dünya yok. Yani gidenler, bir de gidenleri konuşalım. Arda 20. Bu arada Atilla Salay 12.30, Buruma 6.5, Rossi 6, Altay 5, Berisha 4, Arao 2.5. Burada yalnız birisi vardı. Ee, kimdi? Elif Elmas Elif Elmas'tan da ekstra bir bonservis kadar transfer market Çeyizciler inşallah pıtıcılara eklemiştir Çünkü futbolcunun satışından bağlı olarak Fenerbahçe'nin de 1.4 milyon Euro ödemesi vardı Artı 1.5 milyon Euro da artısı vardı Yani Elif Elmas'ı 17.70'e satmış olduk arkadaşlar bilginiz olsun Napoli'de 24'e sattı Yani Elif Elmas'ın durumu bu bilginiz olsun Elif Elmas'tan da bir para geldi. E şimdi baktığın zaman Fenerbahçe bu kadar kârı e, hak edecek. Yani 20 milyon euro fazlalığı nereden elde etti Fenerbahçe? Demek ki benim bugün yaptığım paylaşım son derece etkili ve doğruydu. Ben bugün, ya özür dilerim bugün diyorum dün bir paylaşımda bulundum. Arkadaşlar ağzına alıyorlar. İsmail Kartal şöyle iyi, İsmail Kartal böyle iyi. İsmail Kartal'a verilen kadro şuna verilmedi. Bir de adam bahçecilik çıktı. Fenerbahçeciliği geçtim. Adam mahçecilik çıktı. Niye? Amacınız ne? Buradaki niyetiniz ne? Bu bozuk niyetinizi ben anlamıyorum burada. Abicim İsmail Kartal'a verilen kadro evet Cesus'a verilmemiş. Şöyle yapalım. Önce Cesus'u izleyelim. Osterwold 6. Rossi 5.5. Perez 5.2. Pedro 4.6. Buruma 4.2. Samet Akaydın 3.7. Batşuay'ı 3.5. Lincoln 3.5. Arao 3, Emre Mor 2, Gustavo Henrique 3 diyor. İrfan Can 500.000 500 bin euroya da kiralandı. Alioski kiralıkta geri gitti. Joshua King bedava geldi. Şimdi şu tabloda ben bir şey söyleyeyim size unutmadan. Ee, Lincoln'u bizzat scout ekibi aldırdı. Ali Koç da üstüne düştü aldı. Batshuayi Ali Koç bizzat gitti aldı. Bir daha bu fiyata bulamayız dedim. Aldı. 44.7 milyon euro arkadaşlar. O ekonomik düzende. Bakın bunları aldırdım. İsmail Kartal'a gelirsek. İsmail Kartal 57 diyor. Şu an için 57 değil bilginiz olsun. Şu an için yaklaşık bir 3.5 çık. 54-53.5 diyelim. Başka bakayım şöyle <laughs> eksik yedik var mı? Şimdi İsmail Kartal 53.5. Öbürü de 44.7. Evet arada 9-10 milyon euroluk fark var. Kabul. Ancak İsmail Kartal... İki tane orta isim alacağım ama bir tane baba isim alayım demiş. Jesus orta isimleri doldurmuş. İşin komik tuhaf tarafı şu. İsmail Kartal'ın şu takımının yıllık ücreti Jesus takımının yıllık ücretinden daha düşük. Hadi bir de buradan yık. Artı başarı seviyesi çok çok yüksek. Yani galibiyeti şunu bunu yüzdesi çok çok yüksek. Arkadaşlar şahıs bahçeli olmayı bırakıp ne zaman Fenerbahçe'li olmayı düşünüyorsunuz? Ya Şahıslar gelip geçici. Önemli olan Fenerbahçe. Bu dediğimi de asla ve asla unutmayın. Yabana atmayın. Fenerbahçe bu kadarken Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nden ne diyorlardı? 30 milyon euro kar. 30 milyon euro aldılar değil mi Galatasaray? Öyle söylüyorlardı. 30'u günümüz kuruyla 32 ile falan çarpalım abi. Ne yapar? 960 milyon TL. 960'ı çık. Demek ki 960'lık yani 930 milyon TL'lik falan bir zarardaymış. Artı 34 kara geçebilmiş şu dönemde. Demek istediğimi net olarak anlıyor musunuz? Artı buraya da Fenerbahçe'nin gruptan çıkması falan filan eklenecek. Yani 3-5 daha eklenecek falan filan. Beşiktaş 459 milyon TL zarar. Trabzonspor şey 854 milyon TL zarar. Nasıl bu kadar zarar? Nasıl bu kadar şey? Ha bu benim beni alakadar eden kısım şu. Hani kulüpleri batıran... Başkanlar hapis cezası, mal varlıklarına el konulma gibi şeylerle yargılanacaktı. Bunlar niye hayalde kaldı? Onu çözemedim. Onu anlayamadım. Artık Galatasaray'ın bir açıklaması var. Şöyle bir açıklama. İşletmenin sürekliliği ile ilgili önemli belirsizlik. İlişikte finansal tablo dipnotu 2.7'de açıklandığı üzere grup, grubun 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle kısa vadeli yükümlülüklerinin dönen varlıklarını aştığına yani e, borç artmış ve 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle geçmiş yıllar zararının 3 milyarı 3 milyar küsür olarak gerçekleştiğine, toplam öz kaynakların negatif 1,5 milyar TL olduğuna. Yani bir de 1,5 da artı zararda borç 4,5'u geçmiş. Söz konusu durumun Türk Ticaret Kanunu'nun 376. maddesine göre de borca batıklık olarak değerlendirilmesi nedeniyle Şirket yönetim kurulunun 376. maddesinde belirtilen tedbirleri alması gerektiğine ilişkin yaptığı açıklamalara dikkat çekmek isteriz. Bu şartlar ilgili dipnotta açıklanan diğer hususlar ile birlikte şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler. Arkadaşlar sihirli sözcükler bunlar. Şirketin sürekliliğinin devamına ilişkin ciddi şüpheler oluşturabilecek önemli belirsizlik. Yani Burada şu demek Galatasaray'ın Battığına dair Bir şüphe var diyor Yani Bu şüphe oluştuğu gözükmektedir Ancak bu husus tarafımızda verilen görüş etmiyor yani biz Doğru bir yolda ilerliyoruz Boşverin başka lafları diyor biz işimizi biliyoruz diyorlar şirketin devamlılığına ilişkin ciddi şüpheler Arkadaşlar Battılar Farkındaysanız O futbolcu oynamıyor öbürü oynamıyor Transfer teklifi Hani nerede ben merak içinde bekliyorum. Nerede? Tete'ye 50 milyon euro. Endombili'ye 80 milyon euro. Nerede? İsmail Kartal'ı çöpleyen arkadaşlar. Ya sabuncu oldu. İsmail Kartal'ın önüne ne oyuncular geldi? Endombili bunlardan biriydi ama hoca ısrarla Radek Kurniç'i istiyor demişti. 16 Ağustos 2023. 16 Ağustos 2023'te Fenerbahçe Teknik Direktörü'nün öngörüsü. Ben o günlerde de söyledim size. Arkadaşlar biz sadece taraftarız. Şu görüntü Allah bizi korumuş. Hani ben diyorum ya bugün Allah için ne yaptın diye. Şu görüntüden Rabbim bizi korumuş. Gerçekten diyorum ya Ya buna bir şükür gerekmez mi arkadaşlar? Hocam sen iyice dindarlığa vurdun falan filan. Ya dindarlıktan şundan bununla alakası yok. Lan adam ateist olsa elhamdülillah der şu şeyi gördükten sonra. 15 milyon euro bir de bunu ödeyecekler. Ödeyecekler. Öyle bir şey yok. İste, i̇steğe bağlı. İsteğe bağlı. Endombele kap açıklaması. İsteğe bağlı. Aynen. Aynen aynen. İsteğe bağlı. Galatasaray Tango Endombili'yi satın alma opsiyonunu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Yıllık ücret olarak 3 milyon 136 bin euro ödeyecek. Satın alma opsiyonunun 15 milyon euro olduğu belirtildi. Hatta transfer market sitesinin resmi haberini yayınlayayım. Çünkü transfer marketta mecburen arkadaşlar resmi rakamlar yayınlanıyor. Galatasaray Endomil'in satın alma opsiyonu kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. 3 milyon 136 bin euro ödeyecek yıllık ücretine. Satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Tottenham'la oyuncu 2023-2024 sezon için satın alma opsiyonu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varmış. Ancak burada bir enteresanlık var. Futbolcunun transfer bedeli 15 milyon euro olup 2025 yılından başlamak üzere 5 sezona yayılmış eşit taksitlerle ödemesi konusunda anlaşılmıştır. Şimdi arkadaşlar faraza veriyorum farz ediyorum sen futbolcuyu kiralıyorsun ama futbolcu kiralık almayacaksın opsiyon koydurdun. Koydurduğun opsiyona niye 2025'ten itibaren ödenecek ifadesi kullanıyorsun. Demek ki zorunlu satın alma opsiyonu. Aşırttı Blackbird. Bu zorunlu satın alma opsiyonu. Arkadaşlar bir Allah aşkına açın bakın. Bu zorunlu satın alma opsiyonu. Net zorunlu satın alma opsiyonu bu. Ben 2025'ten itibaren ödenecektir diyor kapı açıklamasında. Neyse siz bana inanmayın da. Sezon sonunda görüşürüz. Sezon sonunda bakacağız. Hep birlikte bakacağız. Onu da söyleyeyim. Artı Lucas Torreira, Boca Juniors'ta oynamak için sabırsızlanıyorum. Bu an Roman Riquelme ile sürekli iletişim halindeyim. Uzun yıllardır Avrupa'dayım. Bir futbolcu olarak hayal ettiğim her şey gerçekleşti. Evimi, ailemi özlüyorum demiş. Şaşkın olayım. Beni senden natil attı. <laughs> ben merak ediyorum arkadaşlar. Hani Real Madrid şey alıyordu. de Beni senden natil attı diye alıyordu. Ne oldu? Ya o kadar güzel algı yapıyorlar ki şey diyorlar. Fenerbahçe Galatasaray derbisinde bir tane bile isabetli şut çekemedi. Yerden kalkmadınız ki. Yani teşbihte hata olmasın. Şimdi üslubumu da bozmak istemiyorum ama sürekli yatan bazı meslek grupları var. Aynı onlar gibi sürekli yattınız yani. Başka bir şey göremedik. Artı Fenerbahçe bir tane bile isabetli şut çekemedi. Galatasaray'ın 86 tane isabetli şutu var ya. Lan Hakim Ziyek'in 86 metreden bir şutu var. Yani onunla mı övünüyorsunuz? Vay yavrum vay. Çok güzel algı yapıyorlar. Bak var ya o kadar güzel algı yapıyorlar ki kendileri bile inanıyorlar. Ya bunların taraftarı da inanıyor. Fenerbahçe bir tane bile şut çekememiş. E Galatasaray? O maçtan önce desenize ya biz Fred'i görevlendirdik. Fred'i attırdık. Eğer Fred olsaydı kilidi açardı bizi oradan mağlubiyetle gönderdi. Desenize bizim futbolcular yerden kalkmadı. Çok güzel bir taktik yaptık. Ali Cengiz de oyunu oyun oynadık. Desenize ikinci maç için sabırsızlanıyoruz diye. Yani. Ya arkadaş ya. Gerçekten çok ilginç ya. Ben şunu söyleyeyim. Fenerbahçe iyi yolda. Hocam bu kadar borcu bitirmiş Ali Koç'la devam edelim. Hayır. Kesinlikle hayır. Ben bu cümlelerin hepsine karşıyım. Hocam sen Ali Koç'cu değil misin? Sana karşı olmaman lazım. Oğlum ben Ali Koç'u değil, ben Fenerbahçe'liyim. Ben şuna karşıyım. İki tane hareket görüp de mesela bir futbolcu iki tane böyle hareket yapar şekilli şükürlü hemen transfer edelim. Ben buna da karşıyım. Sezon biter. Fenerbahçe ligde şampiyon olur. Fenerbahçe Türkiye Kupası'nı alır. Fenerbahçe Konferans Kupası'nı alır. Yani bunları alır. Artı Fenerbahçe Süper Kupayı alır. Artı Fenerbahçe Ferdi Merdi'yi 40'a 50'ye satar. Şimanski'yi 40'a 50'ye satar. Ali Koç devam etsin. Kabul. Vallahi kabul, billahi kabul. Bu şekilde olursa Ali Koçka devam etsin. Etmesin diyene de kavga ederim, tartışırım. Bunlardan biri eksik olursa devam etmesin. Var mısınız? Hocam sen Ali Koççuydun, biz sen Ali Koççu diye takip ediyorduk. Artık etmeyeceğiz sonra. Oğlum siz beni Fenerbahçeliyim diye takip ediyorsanız edin. Söylemlerim tutarlıysa, döneklik yapmıyorsam, sizlere karşı saygılıysam, sizlere verdiğim duyumların arkasındaysam, ki duyum tutmaya da bilir arkadaşlar. Adı üstünde duyum, istihbarat, alınan veri görüşmeler. Ben size ne dedim? üç Çağlar. Ben hissi de söylüyorum. Duyumlardan söylüyorum. %100 Fenerbahçe'de. üç geldi Allah'a çok şükür. Çağlar'da geldi miydi? Benim vazifem bitti. İkiden fazla transfer, en fazla 5 transfer, şu bu Serdar Dursun'u falan da söyledim ettim. Çağlar geldi. üç geldi. Bonucci'yi de söyledik. Normalde biz o Savic'i alıyorduk. 4 milyondan inmedi. Dedim ki arkadaşlar bu paracı çıktı. Bir daha bu Fenerbahçe kapısına içeri giremez. Bonucci'yi almamıza rağmen ne dediler? Savic de geliyor. Gelmeyecek. Alakası yok. Artı bir tane de genç bir kardeşimizle ilgileniyoruz. Süper Lig'den genç bir kardeş. Gelirse güzel olur. Bunu da söylemiştim. Bir intro daha var arkadaşlar. Onu da izlettireyim. Videoyu öyle bitireyim. Olmaz mı? İzleyen, beğenen herkese teşekkürler. Kanala abone olan herkese teşekkürler. Görüşmek üzere.